ılık bir sonbahar gününe veda etmeye hazırlanan Ankara, Atlantik'in öte yanından gelen bir haberle sarsıldı. Amerika, en uçuk Hollywood senaristlerinin bile hayal edemeyeceği bir terörist saldırıyla karşı karşıyaydı. Dev yolcu jetleri New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine kamikaze dalışları yapıyordu. İlk günlerde yaşanan şok havası yerini giderek Amerika'nın nasıl karşılık vereceği ve nereyi hedef alacağı tartışmalarına bıraktı. Türkiye ne yapmalıydı? Ankara'da bu ve benzeri sorular kafalarda dolaşırken Amerika Afganistan'a bomba yağdırmaya başlamıştı bile. Afganistan'daki operasyon Taliban karşıtı Afgan güçlerinde yardımıyla beklenenden kısa sürdü. Taliban rejimi çökertildi. Amerika'nın intikam savaşında ikinci hedef Irak'tı. Washington bu operasyonun başarısı için Ankara'nın desteğini almalıydı. Türkiye ise Amerika'nın yeni stratejisini yakından takip etmek durumundaydı. Güney sınırında her an bir savaş patlayabilirdi. Zaten zar zor toparlanabilen ekonomiye yeni bir körfez sendromu istenmiyordu. Eylül'ün Türkiye'de yarattığı tedirginlik havası, Aralık ayına damgasını vuran iki önemli gelişmeyle dağılır gibi oldu. Bunlardan ilki, Avrupa Birliği'nin Laeken'deki zirvesinden Türkiye ile ilgili olumlu mesajlar çıkmasıydı. İkincisi ise, IMF ile imzalanan yeni standby anlaşmasıyla gelen 10 milyar dolarlık ek kredi oldu. Ancak tüm bunlar yeterli değildi. Ankara, Washington'la masaya oturmak ve 11 Eylül sonrasında Amerika ile olan ilişkilerini yeniden tanımlamak istiyordu. Yeni dönemde Türkiye ve Amerika arasındaki stratejik ortaklık ekonomiye de taşınmalı, Washington Türk mallarına uygulanan kotaları kaldırmalıydı. Bu beklentilerin artık en üst düzeyde açık bir dille anlatılması gerekiyordu. Başbakan Ecevit 14 Ocak'ta bir uçak dolusu bakan, bürokrat, gazeteci ve iş adamıyla Washington'un yolunu tuttu. Kalabalık heyetlerle gerçekleştirilen uzun görüşmeler sonunda Irak'tan Bakü Ceyhan Bora hattına, Kıbrıs sorunundan Avrupa ordusunda Türkiye'nin rolüne kadar birçok konu masaya yatırıldı. Ekonomik ve ticari ilişkiler konusundaysa Amerika işi ağırdan alıyordu. Günü Başbakan Ecevit hastaneye kaldırıldı. İlgili ilgisiz herkes Ecevit'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıyor, spekülasyonların ardı arkası kesilmiyordu. Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un Ecevit yoğun bakımda açıklamasıysa yaşanan paniği doğruğa çıkardı. Ecevit hemen bir açıklama yaparak ciddi bir rahatsızlığı olmadığını söylemeye çalışsa da kimseleri inandıramadı. Doktorlara göre de başbakanın önemli bir şeyi yoktu. Bağırsak enfeksiyonu geçiyordu. Yoğun bakımda değil ama yoğun olarak tetkikleri yapılıyor. Herhalde onu söylemek istedim. Başbakan hastaneye kaldırıldıktan 26 saat sonra taburcu oldu. Kendini iyi hissettiğini, görevinin başında olduğunu açıkladı. Nasılsa başlayacağım. Neyse zaten başlayacağım. Belki birkaç gün evde dinlemen gerekir duruma göre. Ama evde de olsa çalışmalarını elbette sürdüreceğim. Efendim? İlaçları hafifletiyorlar aslında. O bakımdan bir sorun yok. Çok teşekkür ederim. 25 Mayıs'ta Pakistan ve Afganistan gezisine çıkabileceği söyleniyordu. Ama bir hafta sonra 17 Mayıs'ta Ecevit, kaburga kırığı ve diğer rahatsızlıkları nedeniyle tekrar Başkent Hastanesi'nin yolunu tuttu. Ecevit'in rahatsızlığıyla birlikte Türk siyasetinde artık en çok telaffuz edilen sözcük belirsizlik olmuştu.
Belirsizlik tartışmasının alevlendiği günlerde Derviş tüm kamuoyunu sarsan bir açıklama yaptı. 10 Mayıs'ta bir gazeteyle yaptığı söyleşide seçimleri daha fazla ertelemenin yersiz olacağını söyleyiverdi. Seçim lafı öyle bir laftır ki bizzat seçim olayının anasıdır. Laf seçimi doğurur. O gerekler merekler hepsi doğrudur. Tabii doğrudur. Yani hiçbir şey yok da seçim, bir adam sokakta seçim diye bağırdı, seçim oldu değil. Ciddi seçim lafı seçimi de yaratır. Yani Nisan ayında, bu Nisan'dan beri bu sonbaharda seçim olduğunu birçok insan gördü. Derviş'in bu çıkışı önceleri kendisine tam destek veren TÜSİAD'ı da şaşırtmıştı. Başkan Tuncay Özilhan, seçimin lafı bile ekonomiyi sarsar diyordu. Ancak Derviş'in bir takım kararlar aldığı belliydi. Medya rüzgarını da arkasına almıştı. Bu yalnızca Türkiye ile sınırlı değildi. Financial Times'ın Banker dergisi Derviş'e yılın bakanı ödülünü verdi. Batı'nın tercihi Derviş'ti. Sayın Derviş'e siyasi misyon da yüklemek istediği için Batı, Sayın Derviş'in kontrol edebileceği bir siyasi yapıyı tercih eder. Nitekim de hala bunun için uğraşıyor. Burada şu da vardır. IMF'in açmış olduğu 35 milyar dolarlık yeni borç dahil, tüm borçların ödenme garantisi düşünülürse Sayın Derviş çok sağlam bir isim. IMF bakımından, Dünya Bankası bakımından. Bu bakımdan Sayın Derviş'e endeksli bir siyasi yapılanma destekleniyor. Yurt dışında yaptığı konuşmalarda sosyal liberal sentezden bahsediyor, üstüne basa basa seçimden korkulmaması gerektiğini vurguluyordu. Aslında Sayın Derviş'in ifade etmeye çalıştığı sosyal liberal sentez Türk solu tarafından 20 yıldır benimsenmiş ve uygulanmış sol anlayıştır. Sayın Derviş'in söylediklerinde Türkiye'nin solunu temsil eden iki büyük parti arasında bir yenilik yoktur. DSP'de de bu vardır, CHP'de de bu vardır. Başbakanın 15 gün içinde ikinci kez hastaneye kaldırılması, kamuoyunda hükümetin geleceğiyle ilgili kuşkuları iyice artırmıştı. Hükümetin karşı atağı gecikmedi. Koalisyon ortakları bir ilki gerçekleştirdiler ve Ecevit'in yattığı hastanede zirve düzenlediler. ...21 Mayıs'ta Başkent Hastanesi'ndeki bu zirveden Ecevit görevinin başında mesajı çıktı. Hükümet uyum içinde çalışmalarına devam ediyordu, reform çalışmaları sürdürülecek ve erken seçim olmayacaktı. ...10 günlük tedaviden sonra 27 Mayıs'ta taburcu olan Ecevit Oran'daki çalışma ofisine yerleşti. Artık çalışmalarını buradan yürütecekti. Ecevit ne kadar ben iyiyim, işimin başındayım dese de vekalet senaryolarının, çekil çağrılarının ardı arkası kesilmiyordu. Başbakanın sağlık durumunun böyle hemen iyileşmemesi, sağlıklı bir görüntü bütün o tedavi dönemi içinde de artık eski sağlığına kavuşamayacağı konusundaki bir kanaatin kuvvetlenmesi kamuoyunda, siyasi çevrelerde ister istemez DSP içinde Ecevit sonrası döneme dönük, Ecevit sonrası liderliğe dönük arayışları da başlattı. Buna dönük senaryolar birden gazetelerde ortaya çıkmaya başladı, seslendirilmeye başladı. Orada ortaya konulan proje Sayın Ecevit'in sağlığı gerekçesiyle başbakanlıktan çekilmesi, diğer Meclis Ahmet'in Özkan'ın başbakan olarak görevlendirilmesi ve koalisyon yapısı bozulmadan Sayın Özkan'ın başbakanlığına devam edilmesiydi. Bunu TÜSİAD istiyordu, büyük sermaye istiyordu. Ecevit'in sağlık durumu ve belirsizlik tartışması Avrupa basınında da yankı buldu. Bakan Derviş, Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in davetlisi olarak Londra'da bulunuyordu. Fitch uzmanları toplantıda
Türkiye'deki belirsizlik tartışmaları üzerinde durdular. Onlar da dervişle paralel düşünüyordu. Erken seçimden korkmak için bir sebep yoktu, belirsizliğin giderilmesi için seçimlerin tarihi şimdiden belirlenmeliydi. Derviş'in her platformda seçimi konuşması, siyaset yapmaya başladığı yorumlarına yol açtı. Ama siyasete girecek misiniz şeklindeki sorulara verdiği yanıt hep aynıydı. Ben ekonomistim, siyasetten anlamam. Ben biliyorsunuz biraz bu konularda yeniyim. Teknisyenim her şeyden önce. Siyasetten de bahsetmeyeceğim. Hele seçim tarihinden hiç bahsetmeyeceğim. Şimdi Kemal Derviş her ne kadar ekonomiyle siyasetin ayrı şeyler olduğunu söyleyen bir yol izlemiş olsa da bu iki alan birbirinden o kadar farklı değildir. Ekonomiyle siyaset birçok açıdan birbirleriyle bağlantılı olan iki temel alanıdır bir devletin, bir ülkenin. Şimdi kendisi bir teknisyen gibi gelmiş olmasına rağmen politikaya karıştı mı? Zaten geldiği zaman, bakan olarak geldiği zaman karışmıştı. Yani bakanların bazısı sadece teknisyendir, siyasi sorumluluk taşımaz diye bir şey yok. Onlar da siyasi sorumluluk taşırlar ve her ekonomi düzenlemenin arkasında bir siyaset vardır. Onun için yani Kemal Derviş geldiğinden itibaren siyasetin içindeydi. Bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ilk kez başbakansız gerçekleşiyordu. Doktorlar Sayın Başbakan'ı sabah rutin sağlık kontrolünden geçirdiler. Kontrol sonunda uzun süreli bir toplantıya katılması uygun olmayacağını ifade ettiler. Sayın Başbakan da Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılamayacak. Bu kritik MGK toplantısına Çin'de bulunan Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli de katılmamıştı. Toplantının gündemi Avrupa Birliği'ydi. Ertesi günkü haberlerde MGK'nın iki önemli karar aldığı söyleniyordu. Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda çalışmalar hızlandırılacak, Abdullah Öcalan idam edilmeyecek, affı mümkün olmayacak şekilde ömür boyu hapis yatacaktı. Hastane günlerinin ardından çalışmalarını evinden yürüten başbakan hiç kimseyle görüşmüyordu. Ziyaretçiler eşi Rahşan Ecevit tarafından karşılanıyor, gerekli açıklamaları da bizzat o yapıyordu. Zaten amacımız onunla görüşmek değil, bir geçmiş olsun ziyaretiydi, hanımefendiyle görüştük. Ecevit, 11 yıldan bu yana sağ kolu olan Hüsamettin Özkan'la bu süre içinde hiç bir araya gelemedi. Bülent Bey'in eve hastaneye kaldırılması ardından eve gelmesi ve evde uzun bir süre böyle dışarıdan soyutlanmış, kendini soyutlamış bir şekilde tek başına kalması. O dönemde bence kopma o dönemde başladı. O dönem Hüsamettin Özkan'ın Başbakan Ecevit'e erişiminin bir şekilde kesildiğine tanık oldu. O temas... Ben önemli ölçüde bunun Rahşan Hanım'dan kaynaklandığını yine düşünüyorum. Basın mensupları Ecevitlerin evinin önünde kamp kurmuş 24 saat nöbet tutuyorlardı. Başbakan her durumdan etkilenen piyasaları rahatlatmak için kendi el yazısıyla yazılmış bir notu nöbetçi basın mensuplarına gönderdi. Durumum iyi, ağrım yok, görevimin başındayım. Çin'de resmi ziyarette bulunan Bahçeli de Ecevit'e çekilmemesi konusunda destek veriyordu. Çünkü Sayın Ecevit istifa ettiği anda inisiyatif Sayın Cumhurbaşkanı'na geçecekti ve anayasaya ve teamüllere göre de başbakanlık görevinin Sayın Bahçeli'ye verilmesi gerekecekti. Ayrıca MHP'ye doğru diğer partilerden milletvekili katılımı talepleri vardı. Eğer o taleplere Sayın Bahçeli izin verseydi çok rahat bir şekilde birinci parti konumuna gelecek ve başbakanlık görevini üstlenecekti. Ancak bu projeye MHP de karşı oldu. Çünkü MHP'ye göre de Sayın Ecevit'in başbakanlığı devre dışı bırakıldıktan sonra ikinci aşamada MHP'siz bir yeni koalisyon denemesi yapılacak. Bir hükümet modeli vardı. MHP'yi dışlayan bu modelde de Avrupa Birliği yasalarının
daha kolay geçirileceği düşünüyordu. Buna Avrupa Birliği hükümeti deniliyordu. Bu Sayın Özkan'ın veya Sayın Yılmaz'ın başkanlığında planlanmıştı. MHP'nin de desteğiyle Ecevitler sonuna kadar savaşmaya kararlıydılar. Başbakanın evinde ziyaretçi akını vardı. Rahşan Ecevit'le görüşen bir grup DSP'li ziyaret sonrası Ecevit'in başbakanlıktan çekilmesi için kampanya yürüten gazetelere ve politikacılara ateş püskürüyordu. Hedefin Hüsamettin Özkan olduğu söylentisi kulislere hızla yayılıyordu. Rahşan Hanım, Hüsamettin Özkan'dan hiçbir zaman hoşlanmadı. Bu ölçüde eşine yakınlaşmış biri ve onunla birlikte çalışan biri sıcak bakmadığını biliyordum. Benzer şekilde Hüsamettin Özkan da Rahşan Hanım'ın kendisiyle ilgili kanaatinin pek sıcak olmadığını çok iyi biliyordu. Koalisyonun ANAP ve MHP kanatlarında da gerilim tırmanıyordu. Türkiye'ye dönüşünden hemen sonra Devlet Bahçeli ANAP'a yüklendi. Bahçeli'nin eleştirilerinden muhalefet partileri basın ve TÜSİAD da payını alıyordu. Belirsizlik tartışmalarını besleyen ikinci unsursa Avrupa Birliği ile ilişkilerde yaşanan gerilimlerdi. ...1999 aralığında adaylıkla kazanılan ivme zamanla kaybedilmişti. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girebilmek, uyum yasaları ve istikrarın bozulmaması için çabaladığı bir dönemde... ...Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt... Bir konferansta açık bir dille Avrupa'yı 11 Eylül'ün terör tohumlarını ekmekle suçluyordu. Büyükanıt'ın açıklamalarının ardından MHP liderinin Avrupa Birliği reformları için 5 şart öne sürmesi tartışmayı alevlendirdi. Ertesi gün TÜSİAD'ın muhtıra niteliğinde tam sayfa ilanı yayınlandı. Bu ilanda Avrupa Birliği'nin iç politika malzemesi yapılmaması ve verilecek kararların Türkiye'nin kaderini belirleyeceği uyarısı yapılıyordu. İlan kamuoyunda ve siyasi çevrelerde soğuk duş etkisi yapmıştı. TÜSİAD sorumluluğunu bilen bir sivil toplum örgütü olarak görüşlerini kamuoyunu önünde açık bir şekilde ortaya koyuyor. Aralık'taki Kopenhag zirvesi için süre daralırken Avrupa Birliği konusunda hükümette ve Türk kamuoyundaki tartışmalar doruğa çıkıyordu. Kopenhag siyasi kriterlerine uyum açısından temel bir yasa niteliğindedir. Şubat 2002'de kabul edilen uyum yasası paketiyle Türk Ceza Kanunu, terörle mücadele kanunu, DGM kanunu bunu gündeme taşımayı doğru bulmuyoruz. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği krizine el koymaya karar vermişti. Mecliste yer alan tüm parti liderlerini 7 Haziran'da yapılacak bir zirve için Çankaya Köşkü'ne davet etti. Avrupa Birliği konusu enine boyuna masaya yatırılacaktı. Zirve öncesi sivil toplumun Avrupa Birliği konusundaki ısrarı artıyordu. TÜSİAD'ın bildirisinden sonra İktisadi Kalkınma Vakfı 180'i aşkın kuruluşla bir deklarasyon yayınladı. Avrupa Birliği konusunda geç kalınmamalıydı. Ancak zirveye Ecevit sağlık durumu nedeniyle gelemeyecek, yerine DSP Genel Sekreteri Hasan Gülay'ı gönderecekti.
Çankaya'daki zirve Avrupa Birliği'ne üyeliğin tüm partilerin ortak ereği olduğu sonucuna vardı. Uyum yasaları mecliste hızla sonuçlandırılmalıydı. Türkiye'nin atacağı adımlara karşılık Avrupa Birliği'nin de gerekli özen ve duyarlılık içinde hareket edeceği tüm siyasal partilerin ortak beklentisidir. Toplantı yapıcı bir ortamda gerçekleşmiş olup... Ecevit'in zirvede bulunamaması muhalefeti harekete geçirdi. Başbakanlık koltuğunun boş olduğu, hatta Ecevit sonrası bir dönemin başladığı bile söyleniyordu. Bakanlığa gelemiyor, Milli Güvenlik Kurulu'na katılamıyor ve zirveye katılamıyor ve hükümet başkandan itibaren başıyla birlikte işleyemiyor. Bugün DYP lideri Çiller'de köşke gitmeyerek zirveyle aynı dakikalarda bir televizyon kanalında canlı yayında Ecevit'e yükleniyordu. Böyle önemli bir zirveye gelemeyecek kadar hasta olan başbakan istifa etmeliydi. Fakat şunu belirtmek isterim, ben bu rahatsızlık, daha doğrusu şimdi rahatsızlık dönemini biraz geride bıraktık da nekaat döneminde devlet işlerini aksatmamak için elimden gelen her şeyi yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Her konuyu, oysa her Ecevit başbakan olarak değil parti lideri sıfatıyla davet edilmişti. Başbakanın katılamadığı zirvenin ardından basında Ecevit'e yönelik çekil kampanyaları güçlenerek devam etti. Bir zamanların başbakanı İsmet İnönü'nün inip çıktığı merdiven basamakları artık Ecevit için sayılıyordu. Bakanlar Kurulu'nun 10 Haziran'da Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda toplanmasının ardından TÜSİAD basına sert açıklamalar yaptı. Vekalet sistemi işte böyle çalıştırılmalıydı. Olayların başlangıcı anımsanırsa DSP'nin parçalanmasına sebep olan asıl baskı, tazdik Sayın Ecevit'in başbakanlığı bırakması talebiydi. Bu talep daha çok büyük sermaye tarafından dile getirildi. Bunun sözcülüğünü TÜSİAD yaptı, zaman zaman Odalar Birliği yaptı. Ve bu çerçeve içerisinde de hükümette tabiri yerindeyse bir havada ikmal projesi veya bu projenin uygulamaya geçirilmesi için bir girişimde bulunuldu. Sayın Başbakan'ın sağlığının daha kötü olduğu dönemlere de denk geliyordu bu. Henüz birkaç gün geçmişti ki Devlet Bakanı Kemal Derviş de siyasi belirsizliğin uzun sürmesinin Türkiye'nin dengelerini değiştirebileceğini ileri sürdü. Belirsizliği ortadan kaldıracak veya ciddi bir şekilde azaltacak bir formül bulunduğu zaman veya bir havanın da gerçekleşebildiği zaman çok hızlı da iyiye gidiş olabilir. Bu hızlı... ANAP lideri Mesut Yılmaz ise kurmaylarına Avrupa Birliği konusunda pek de umutlu olmadığını söylüyordu. Programdaki tıkanıklık yeni hükümet senaryolarını gündeme getirebilirdi. Avrupa Birliği yasalarının geçmesi, özellikle idamın kaldırılması ve ana dilde yayın ve öğrenim haklarının tanınması bakımından MHP bir engel olarak görülüyordu. Bu bakımdan bu hükümet modelinin başında Ecevit de MHP desteğiyle durduğu için hem Ecevit'ten hem de MHP'den kurtulmak isteyen çevreler ki buna dış çevreler de dahil Kemal Derviş endeksli veya Mesut Yılmaz Kemal Derviş endeksli bir hükümet modelini tercih ediyorlardı. Ekonomik politikasında istikrarı öngörmeyen bir memleketin maceraya giriştiğini söylemek, o hükümete en doğru teşhisi koymak istemektedir. Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Betim Tibuk, canlı yayında Sedef Kabaş'ın sorularını yanıtlıyor. Tibuk, LDP'nin diğer partilerden farkını, oylarını yükseltmede neden problem yaşadıklarını ve kadrolarının kimlerden oluştuğunu açıklıyor. Sedef Kabaş'la sesli düşünenler 18.45'te TV8'de. Görevde bir kere 20 sualla bir şey bulma metodunu katılıyoruz ama bunu epeyce mümaresemiz var birbirimizle. Belki daha doğrusu var.
Uzun süredir Ecevit'in hastalığıyla meşgul olan kamuoyu, bu sefer ekonomi dünyasından gelen bir haberle sarsıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Yapı Kredi Bankası ile birleşme aşamasındaki Pamuk Bank'a el koymuştu. Türkiye'de devletin yıllardır yapmayı düşündüğü, yapamadığı bir takım küçültme operasyonları, bir takım bağımsız özel kuruluşların oluşturması operasyonları ve bazı korunmuş siyasi ağırlığı olan bazı ekonomik birimlerin, finansman gruplarının kamu tarafından el konulması olayı o ekonomik cephede sürdürüldü. En son bunu biz Kara Mehmet grubuna ve Pamuk Bank'a uzanan kamulaştırma olaylarında gördük. BDDK'nın el konulması. Normal zamanda asla mümkün olmayan gelişmeler IMF'nin, Amerika'nın ve ekonomik iktidar dediğimiz Kemal Derviş'in baskısıyla gerçekleştirildi. Tüm Türkiye dikkatini en zengin Türkiye, Pamuk Bank'ın sahibi Mehmet Emin Kara Mehmet'e çeviriyor, şaşkınlıkla olacakları bekliyordu. Gerçekleştirilen bu operasyon hükümeti de harekete geçirdi. Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli ve Hüsamettin Özkan'la ekonomiye ilişkin bir toplantı yapabileceklerini bildirdi. Yılmaz'ın bu açıklaması hakkında sorulan sorulara, Başbakan Ecevit'in verdiği yanıt herkesi şaşırttı. Başbakan böyle bir toplantıdan habersizdi. DSP'nin meclisteki grup salonunda olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyordu. İki aylık bir aradan sonra Ecevit tekrar siyaset sahnesinde boy gösterecekti. Toplantı saati geldiğinde DSP'liler salona ağır adımlarla gelen liderlerini ayakta karşıladılar. Ecevit'in tam olarak iyileşmediği açıkça gözleniyordu. Ancak başbakan her türlü riske rağmen görevinin ve partisinin başında olduğunu herkese ilan etmek ister gibiydi. Teşekkür ederim. Değerli... Geçirdiği hastalık, iyi bir hatip olan Ecevit'i derinden sarsmıştı. Yaptığı uzun konuşma sırasında bazı kelimeleri söyleyemiyor, dili dolanıyordu. Orandaki haberleri iletirken de hiçbir ayrılık gözetmeden gerçekler olduğu gibi aldı, anlattılar. Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum ve kendilerini kutluyorum. Tabii ben erken seçim istemiyorum bildiğiniz gibi. Ama ufukta da yine de seçim göründü. Onun için daha fazla gecikmeye herhangi bir sapma atmaksızın bütün milletvekillerimizin yaz aylarını vatandaşla temasla ilişki kurarak dediğim gibi köylere kadar, köylünün ayağına kadar giderek değerlendirmenizdir. Bunu yapacağınızdan eminim. Ecevit'in seçim sözünü telaffuz etmesi şaşkınlık yaratmıştı. Herkesin neler oluyor diye birbirine sorduğu sırada Ecevit tekrar ortaya çıktı. Sözleri yanlış anlaşılmıştı. O gün grup toplantısına gelenler Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'ın yokluğunu hemen fark ettiler. Özkan'ın boş bıraktığı koltukta şimdi Rahşan Hanım'ın gözdesi olan DSP Saymanı Mecit Şekercioğlu oturuyordu. Belirsizlik tartışmasının odağında bulunan medyada 2001 sonbaharından itibaren önemli bir hareketlilik gözleniyordu. NTV'nin kurucularından Nuri Çolakoğlu'nun CNN Türk'ün başına geçmesiyle başlayan gelişmeleri kısa süre sonra diğerleri izledi. Etibank olayının patlak verdiği günlerde ATV Haber'in başında bulunan Ali Kırca Star'a geçti. Medyada taşlar yerinden oynamıştı bir kez. Çukurova grubuna ait Pamuk Bank'a el konulması ise medyadaki hareketliliği iyice artırdı. Bu arada Çukurova grubuna bağlı Show TV'de ve Akşam gazetesinde Ecevit ve Derviş'le ilgili çıkan haberlerin rengi değişmeye başlamıştı. Bankaların ve grubun itibarının zedelenmesinin faturası Reha Muhtar'a da yansıdı.
2001 yılında Reha Muhtar haberciliğinin tarihe karışacağını bizzat söyleyen Reha Muhtar ise rekorlar kıran reytinglerin her şey olmadığını hissetmişti adeta. Herkes kendisine yeni güç merkezleri, yeni yapılar oluşturmaya çalışıyor. Mesela işte basındaki transferlerden söz ediyoruz. Herkes acaba ben elimdeki medya aracını iyi kullanırsam Ankara'ya karşı güçlenir ve devletin öfkesine karşı kendini daha iyi savunabilir miyim arayışı içinde? O yüzden de medya içinde yeni transferler başladı. Yıllarca Doğan grubunda çalışan Tuncay Özkan, 28 Haziran'da Çukurova Medya grubunun başına geçti. Show TV'den ayrılmak durumunda kalan Reha Muhtar ise günler öncesinden durumu sezinlemiş ve Star televizyonuyla önceden anlaşmıştı bile. Şimdi o bakımdan Türkiye'de müthiş bir değişim harifesinde. Yani böyle basında transferler yapıp bana silah şöyle alayım, keskin kalemle kendimi korum falan işlemiyor. Herkes işletmesini karlı yapmak zorunda. Herkes gazete yapıyorsa, o gazete, televizyon yapıyorsa zarar etmenin sonu yok. En parlak adam gelsin, istediği kadar Ecevit'e giydirsin, bilmem neye ne yapsın, faydası yok. Eğer işletmesi karlı değilse bu sistemin sonunda yok olmaya mahkumlar. Türkiye yeni döneme böyle giriyor. Tabii bu sürecin yaşanması aslında Türkiye'de basının asli işlevinden uzaklaşması sonucunda doğuruyor. Sadece bağlı olduğu sermaye grubunun çıkarlarına göre çalışan, ona göre organize olmuş, ona göre bakış açısı geliştirmiş basın organları kamuoyunun yanıltılmasında veya oluşturulmasında çok büyük hatalar yapıyorlar ve giderek basına, medyaya duyulan güvenin azalmasının nedeni de bu. Hastalığından itibaren Ecevit'in aleyhine dönen yayın rüzgarları giderek şiddetleniyordu. 2,5 milyon insanın işsiz kaldığı ekonomik bunalım boyunca bile sesini çok fazla yükseltmeyen basın organları artık gür sesle Ecevit'e çekilme çağrısı yapıyor, hatta bazıları yalvarıyordu. Halk adına hesap sorabilen, halk adına yürütme organı denetleyebilen, yasama organını denetleyebilen bir işlev yürütü ki bu 4. kuvvette. Fakat o işlevinden işte demin bahsettiğim sermaye değişikliği sebebiyle epey uzaklaşmış görünüyor. Haziran ayının sonuna gelindiğinde siyasi kulislerde hava iyice ısınmıştı. DSP'de her an her şey olabilirdi. Başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan'a karşı bir cephenin varlığı açıkça ortaya çıkmış, Ecevit ve Özkan arasındaki iletişim neredeyse kopmuştu. Başbakan Ecevit, 28 Haziran'da yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına da katılamadı. Doktorları izin vermemişti. Toplantı için Ankara'ya gelen Başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan ise Ecevit'le görüşmeden İstanbul'a geri döndü. Ecevit, toplantıda ele alınan konuları ve yapılan konuşmaları, MGK Genel Sekreterliği'nin hafta içinde kendisine sunacağı rapordan öğrenebilecekti. Hüsamettin Özkan, Başbakan'a erişiminin ortadan kalktığını gördüğü oranda uzaklaşmaya başladı. En azından sanki istenmediği gibi bir izlenime kapıldı. Ecevit'in üst üste ikinci kez MGK toplantısını kaçırması Cumhurbaşkanı Sezer'i de harekete geçirdi. 28 Haziran toplantısından sonra bazı gazetelere göre Sezer, Başbakan'ın yetki ve sorumluluklarını belirlemek üzere gizli bir araştırma yapılması talimatı vermişti. Araştırma sonunda anayasada başbakanın görevden alınması konusunda bir hükmün bulunmadığı ve Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda bir yetkisi olmadığı ortaya çıktı. Aynı günlerde meclis başbakanı düşürme kulisleriyle çalkalanıyordu. Ecevit bu girişimlere Demirel Bari bir üslupla cevap verdi. Telefon, bunun çoğunluğu beni düşürür. Hükümet görevlerinden uzaklaşmak gibi bir niyetim kesinlikle yoktur. Öyle bir hakkım da yoktur şu bakanlar. Haziran ayı biterken koalisyonun erken seçimler konusundaki tavrında da farklılıklar ortaya çıkıyordu. Ecevit seçim istemediğini defalarca tekrarlasa da
ortakları aynı düşüncede olmadıklarını açıkça söylüyorlardı. Anap son çareyi yeni bir hükümet kurmakta görüyordu. Önce Avrupa Birliği yasaları ardından seçim diyen Yılmaz, milletvekillerine tatillerini bir seçim havası içinde geçirmeleri talimatını vermişti. Son ayların siyasi sloganı belirsizlik olsa da bir şey çok belliydi. Temmuz sıcak geçecekti. Temmuz'da yayınlanan bir habere göre Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Genelkurmay Başkanı ile Haziran ayında bir yemekte bir araya gelmişti. Yemekte neler konuşulduğuna dair bir bilgi yoktu. Ancak Özkan ismi üzerinde yapılan onca spekülasyondan sonra bu buluşma merak uyandırmıştı. Önceki aylarda da benzer haberler çıkmış, yazılanlara göre Hüsamettin Özkan bazı emekli generallerden başbakan olması için mesajlar almıştı. Ama verdiği yanıt hep aynıydı. Ecevit'le geldim, Ecevit'le giderim. Eninde sonunda başbakanın kendisine sahip çıkacağını düşünüyordu. Başbakanın kendisini ortada bırakmayacağını düşünüyordu. Hüsamettin Özkan olmasaydı bu hükümetin bu kadar uzun süre ayakta kalabilmesi bence şüpheydi. Bütün çarkı döndü yani aslında Hüsamettin Özkan'dı. Koalisyon liderleri 4 Temmuz'da ekonomideki son durumu görüşmek üzere bir araya geldiler. Bu ekonomi zirvesine damgasını vuran olaysa, ekonomik durum üzerine yapılan değerlendirmelerden çok, Ecevit'e yapıldığı söylenen çekil çağrılarıydı. Ertesi gün çıkan gazetelere göre, Başbakan Yardımcısı Yılmaz, toplantı sırasında Başbakan'a bir süre dinlenmesini ve yerine DSP'den başka bir ismin vekalet etmesini teklif etmişti. Zirvede söz alan Derviş ise ekonomideki dalgalanmayı başbakanın sağlık durumuna bağlıyordu. Yazılanlar bununla da sınırlı kalmıyordu. Zirvenin ardından Mesut Yılmaz'la Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan başbakanlık konutundan birlikte ayrılmışlardı. Aynı uçakla İstanbul'a, oradan da Pendik'teki komşu oldukları siteye gitmiş uzun bir görüşme yapmışlardı. Artan iddialar üzerine ANAP lideri savunmaya geçti. Özkan'la birlikte İstanbul'a gitmeleri sadece bir tesadüf, yazılıp çizilenlerse yalnızca senaryoydu. Bu senaryolar, bu arayışlar, Rahşi Hanım'ın zaten Hüsamettin Özkan'a duyduğu güvensizliği pekiştirdi, geometrik bir şekilde katladı ve o noktada bence Rahşi Hanım, Bülent Bey'e Hüsamettin Özkan'la hakkında yaptığı telkinlerde ne kadar haklı olduğunu anlatacağı bazı argümanlar ele geçirdi. İşte bak gazeteler yazılıyor, bak işte Hüsamettin Özkan işte sana sahip çıkmıyor gibisinden. Rahatsızlandığı günden beri başbakana karşı yapılan eleştiriler ve çekil çağrıları Temmuz ayıyla birlikte medya ve iş çevreleri tarafından bir kampanya haline getirilmişti. Artık başbakana karşı vesayet davaları açılıyordu. Bu gelişmeler karşısında Ecevitlere yakın olan milletvekilleri karşı hataya geçmeyi kararlaştırdılar. Raşan Ecevit'in prenslerinden Emrehan Halıcı ve arkadaşları sabah saatlerinde başbakanın Oran'daki çalışma ofisinde toplandı. Anladığım kadarıyla bir şekilde Hüsamettin Özkan'ın Ecevit'e ihanet ettiği, ona sadakatinin artık kalmadığı, ona sadık olmadığı yolundaki bir kanaat anladığım kadarıyla özellikle Rahşi Hanım ve onun çevresindeki DSP'li aktörler tarafından Bülent Bey'e benimsetildi, kabul ettirildi. O noktada zaten bir noktada o Hüsamettin Özkan'ın gitme sürecinin başlaması demek. Ecevit'le görüşen milletvekilleri soluğu mecliste aldılar. Akşamüstü saat 5'te bir basın toplantısı düzenlenecekti. Öğle saatlerinde kameralar Alman Hastanesi'ne çevrildi. Hasta ziyaretinden çıkan Mesut Yılmaz, 4 Temmuz'daki zirveyle ilgili soruları yanıtlıyordu. Gerçekten Başbakan Ecevit'e çekil çağrısı yapmış mıydı? Doğru değil. Benim söylediğim hadise farklı. Yani Sayın Başbakan'ın
kısa zamanda tekrar görevine aktif olarak başlayacağı konusunda kamuoyunu rahatlatacak bir açıklamanın bir sağlık heyeti tarafından yapılması lazım. Çünkü görüyorum ki kamuoyunda bu konuda bazı tedirginlikler var. Bunların giderilmesi lazım. Ben sadece ona işaret ettim. Benim bir herhangi bir onun dışında önerim olmadı. Herkes bilmelidir ki DSP ile ilgili bu senaryolar ve bu hayaller gerçekleşmeyecek. Temmuz sıcağı siyasette de kendini gösteriyordu. DSP yöneticileri sabah kararlaştırdıkları konuşmayı yapmak üzere mecliste mikrofonların başına geçtiler. Tek bir yürek, tek bir ses halinde mücadelemize devam edeceğiz. Emrehan Halıcı, Ecevit'e karşı yapılan çıkışlara sessiz kalanları ağır bir dille suçluyordu. Ancak açıklamaların asıl hedefi Bülent Ecevit'in 11 yıldan beri sağ kolu olan Hüsamettin Özkan. Sade vatandaşlarımızdan da başlayarak bütün partilerimiz tarafından ortaya konan tepkiler var. Bu tepkiler karşısında sessiz olunmayı biz anlamıyoruz. Bu tepkilerin dile getirilmesi gerekir. Sessiz kalmak bazen biliyorsunuz onaylamak anlamına gelir. Şu an beklediğimiz partinin en üst düzey konumuna gelmiş kişilerin tepkilerini dile getirmeleridir. Ancak Özkan kendisine karşı yapılan tüm eleştirilere karşın eşiyle birlikte Göce'ye gitmişti. Ecevit'in sağ kolu Özkan her zaman olduğu gibi yine sessiz kalıyordu. DSP'de deprem yaratacak sürecin başladığı saatler Kemal Derviş için de bir dönüm noktası olacaktı. Güne her zamanki gibi erken başlayan Devlet Bakanı Kemal Derviş, banka sahipleri ve temsilcileriyle 2 saat sürecek kahvaltılı toplantıya girdi. Pamukbank operasyonundan sonra güven ilişkisini yeniden kurmayı amaçlıyordu. Derviş aynı gün ekonomi bürokratları ve banka üst yönetimleriyle bir toplantı daha yaptı. Bu toplantıda Derviş ilk kez açıkça politikaya gireceği sinyallerini veriyordu. Beklenen çıkışını yapan Derviş, ertesi gün siyasi geleceğiyle ilgili yeni sorular ve senaryolar bırakarak Sisam Adası'na gitti. Geride bıraktığınız hükümet bunalımı, dönemindeki gelişmelerin ve açıklamaların gösterdiğine göre bizimle ilgili planın, bizim için hazırlanan, tasarlanan ve uygulanmaya başlanan planın şu olduğu anlaşılmıştır. Dünya başkentlerinde neler tartışıldı? Uluslararası basın hangi manşetleri aldı? Fuat Gözlüklü dünyanın gündemini Türkiye'den bildiriyor. Gün boyu toplanan tüm bilgileri, güne yön veren konuları, olayları canlı bağlantılarla sıcağı sıcağına Dünya Raporu'nda aktarıyor. Dünya Raporu hafta içi her gün 17.35'te TV8'de. Enflasyon kontrol altına alınamayacaktır. Hayat pahalılığı önlenemeyecektir. Ve ortalık iyice karışacaktır. Bütün bunlar olurken müstafi bir hükümetin içinde eli kolu bağlı tutularak eriyecek ve tükenecek. Bizim için hazırlanan plan bizim görüşümüze göre budur. DSP'lilerin topa tuttuğu Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, ertesi gün Dışişleri Bakanı İsmail Cem'le Göcek'te sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Kendi teknesi de Göcek koylarında olan Cem, Cuma günü öğleden sonra Özkan'ı telefonla aradı ve "Yarın buradaysan seni ziyaret etmek isterim," dedi. Buluşma Rame adlı bir teknede gerçekleşti. Kayserili olmasına karşın deniz tutkunu olan Hüsamettin Özkan'a aitti bu tekne. Öğle yemeğinde bir araya gelen ikili, partinin son durumu ve siyasi gelişmeler hakkında tartışıyorlardı. DSP Genel Merkezi'nde kendisine yapılan zehir zemberek açıklamalara rağmen Hüsamettin Özkan sessizliğini koruyordu. Ancak kulislerde DSP ve hükümetin geleceği hakkında senaryo üstüne senaryo yazılıyordu. Fısıltı gazetesinin son baskısına göre Özkan'la birlikte partiden ayrılacakların sayısı 60 kişiydi. Parti dışından da Özkancılara destek haberi geliyordu.
bir seçim hükümeti kurulması koşuluyla AK Parti lideri Erdoğan, Özkan'ın başbakan olmasını destekleyecekti. Senaryoların baş aktörlerinden biri de Devlet Bakanı Kemal Derviş'ti. Siyasete girme niyetini açıkça beyan eden Derviş, arkasında medyanın ve iş çevrelerinin de desteğini buluyordu. Artık tüm kartlar dağıtılmış, hamle yapma zamanı gelmişti. Tüm gözler Hüsamettin Özkan'a çevrilmişken ilk hamle Başbakan Ecevit'ten geldi. Ecevit, Özkan'a karşı en büyük darbeyi canlı yayında indirdi. Bana ve Demokratik Sol Parti'ye karşı olarak aynı zamanda dolaylı şimdi de olsa hükümete karşı olarak yoğun bir kampanya açıldı. Korkunç bir kampanya açıldı. İşi görülmemiş bir kampanya açıldı. Sayın Hüsamettin Özkan Başbakan Yardımcısı önemli bir görevde var. Önemli sorumlulukları var. Partili bir arkadaşımız. Fakat bu bana hükümete, partimize yöneltilen olağanüstü aşırılıktaki ithamları, iddiaları bunların karşısında çıkma gereğini duymaması partili arkadaşlarımızı üzdü. Sayın Hüsamettin Özkan'ın son aşamadaki davranışının yalnız o bildiriyi hazırlayan arkadaşlarımızda değil, genellikle örgütümüzde, partilerimiz arasında üzüntü, ciddi bir üzüntü verildiğini açıkladılar. Ben de bunu inkar edebilecek durumda değilim. Özkan'ın liderler zirvesinde tepkisiz kalması, ardından da başbakanlık senaryoları söylentileri bardağa taşıran son damlaydı.